Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, hayırlı akşamlar, afiyet olsun. Biraz gecikmeli oldu, malumunuz bu kardeşimizin yoğunluğundan. Bu yoğunluk, alelade bir yoğunluk veya bahaneler üzerinden kurulan bir yoğunluk değil. Birçoğunuz zaten takip ediyorsunuz bizim çalışmalarımızı, koşturmalarımızı. O yüzden biraz gecikti, fakat 2020 yılı olmadan da bu hediyeleşmeyi, bu birlikteliği, bu kucaklaşmayı sağlayalım diye düşündük. Ve aslında fiziksel ve sağlıksal problemlere rağmen bugün sizle beraber olmayı arzu ettik. Hiçbir yaptığımız işi, hiçbir yaptığımız projeyi ve attığımız hiçbir adımı akşam yatıp sabah kalktığımızda yapalım. Aha şöyle bir proje vardı, aha şöyle yapılması gereken bir iş vardı diye yapmıyoruz dostlar. Yaptığımız her adımın, attığımız her adımın, gerçekleştirmeye niyetlendiğimiz her bir projenin altları var. Alt başlıkları ve bir çalışması var. Ukalalık gibi olacak ama gerekirse öyle olsun. Daha doğrusu tevazu göstermeyeceğimiz bir konu varsa bizim en büyük sermayemiz kardeşlerim, samimiyetimiz. O günde ne vaat ediyorsak, ne söylüyorsak hepsi samimi, içten bir duyguyla söyleniyordu. Bir tane insanı daha ikna edeyim, birkaç insanı daha söyleyerek kandırayım mantığıyla değil, biz planladığımız, düşündüğümüz, hayal ettiğimiz ve gerçekleştirme niyetinde olduğumuz şeyleri söylüyorduk. Sadece bu söylediğimi söyler, fiziksel anlamda, fiziksel içerikli şeyler de değildi. Beraberinde biliyorsunuz, benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Biz belediye başkanı olduktan sonra da bu samimiyetimizi, bu kardeş seviyesindeki yaklaşımımızı muhafaza edeceğiz diyorduk. İşte o zaman da şu değildi. 3-5 tane fazla oy alalım değildi. Çünkü evet 3-5 tane fazla oy alırsınız. Ancak gerçekleştiremeyeceğiniz sözleri söylediğiniz zaman o sizin ağzınızdan çıkar, eğer sizde yüz varsa mutlaka sizin suratınıza bunu vuracak, birileri çıkacaktır. O zaman da yüzünü bakmaya, eğer yüz varsa size alenersiniz, yüzünüz kızarır. O yüzden arkadaşlarıma da, yanımdakilere de, kendime de sürekli telkinde bulunduğum bir durum vardı. Ne olur gerçekleştiremeyeceğimiz şeyleri söylemeyelim. Tabii ki bazen bürokratik, bazen bütçe imkanı dolayısıyla veya başka sebeplerle geçiten işler olur. Ama söylediğimiz her bir şeyi Allah'ın izniyle yerine getirecektir. İşte şunun için söyledim bunu. Dün ne kadar samimiysek bugün emin olup o kadar samimiyiz. Belediye başkanlığı bizi değiştirmedi ve emin oldukça bunu kaydedip değiştirmeyecek. Dünkü samimiyetimizi bugün de sürdüreceğiz. Ama emin olun, bugünkü samimiyetimizi bir gün zamanı geldiği zaman başka bir kardeşimize bu bayrağı teslim edeceğimiz ana kadar bizdeki en büyük sermaye samimiyetimiz olmaya devam edecek. Asla kibir, gurur abidesi olmadık ve olmayacağız. Bunu kendi isminiz kadar, kendinize söylediğiniz söz kadar emin olabilirsiniz ve söylediğimizde o samimiyettir. İşte bundan dolayıdır ki şehirde her bir taraftan fiziksel ihtiyaçlarımızı gidermek için gerekli adımları, gerekli işleri yaparken öbür taraftan da şehrimize bir mantığı, bir zihniyet değişimi yerleştirmek istiyorduk. Bu şehrin hak ettiği yere gelmesi için atılması gereken adımlar nasıl ki fiziksel adımlar varsa kampanyalarla, farklı projelerle bu şehri daha güzel, daha temiz, daha yaşanılabilir bir şehir haline gelmesi için adımlar atmaktı. Bu da onlardan bir tanesiydi. Yani akşam yatıp sabah kalktığımızda hadi şunu yapalım dediğimiz bir şey değildi. Sizler ilgi gösterdiniz. Ama yeterince tanıtılmadığını, yeterince kavranılmadığını düşünüyorum. O yüzden yine bu ayrı ayrı devam ediyoruz. Arkadaşlarımıza söyledim. Bunu sürekli hale getireceğiz. Sadece bir farkındalığı oluşturmak değil, beraberinde de ayda, iki ayda bir bu bahaneyle hemşehrilerimizle,
kardeşlerimize bir araya gelmemiz için bir fırsat veriyor. O yüzden bunu da inşallah devam ettireceğiz. Lütfen şehrimize yaptığımız işleri, belediyemizin bizlerin takipçisi olun. Kontrolünüz olsun. Biz şaşmaz değiliz. Biz de beşeriz. Bizim de doğru yapmadığımız işler olur. Şimdi tiyatro okulunu açıyoruz. Konserleri biliyorsunuz, sosyal faaliyetleri biliyorsunuz. Her hafta bir şey yapıyoruz. 15 tatil için büyük bir hazırlık yapıyoruz. Çocuklarımız 15 tatilde çok keyifli zamanlar geçirteceğiz. Ramazan ayında yaptıklarımızı biliyorsunuz sosyal açıdan. Öbür taraftan nerede ne varsa koşuyoruz. Altyapıyı bir taraftan yapıyoruz, parkları bir taraftan yapıyoruz. Belediyenin ihtiyacı olan ve şehrin ihtiyacı olan her şeyin adımını atıyoruz. Tabii bir günde bunlar ortaya çıkmıyor. Bir de bunun ekim süresi. Biz tarlayı sürdük. Ekimi ektik. Bir de 2020'nin ikinci yarısında göreceğimiz, 2021 yılında neticelerini alacağımız işler var. Ama emin olun, daha şu anda yaptığımız işler yapacaklarımızın sadece %10'u. Bir de tamamının hayata geçtiğini, tamamının gerçekleştiğini düşünün. Bu şehrin ne kadar güzel olacağına o zaman hep birlikte karar vereceğiz. Her attığımız adımı belli bir karar, belli bir düşünme ve şehrin menfaatine göre atıyoruz. İşte bütün bunlara rağmen altyapıyı bir taraftan yapıyoruz, parkları öbür taraftan yapıyoruz, sosyal faaliyetleri yapıyoruz. Yakında üniversiteye ve liseye hazırlanan gençlerimizle alakalı yarın 11'de bir görüşme yapacağım. Çok büyük bir onlara müjdemiz olacak. Öbür taraftan hani bir fotoğraf paylaştım. Haziran ayında ne olduğunu söyleyeceğim diye. Uluslararası Kapadokya Film Festivali'ydi o. Mutabakata vardık, planlamasını yaptık. İnşallah Haziran'ın 11'inde 5 günlük Uluslararası Kapadokya Film Festivali'ni şehrimizde yapıyoruz. Ve inşallah Nisan'daki turizm haftasında belli bir kısmını açıyoruz. Onun haricinde yatırımcılarla konuşmalarımız, görüşmelerimiz son sürat devam ediyor. 9'du en son 11 oldu. Çok büyük çapta yatırımcılar. İnşallah biz 5-6 yıl sürecek diye planlarken Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak 2023 yılında bitireceksiniz dedi. Biz de dedik ki o zaman siz destek olacaksınız. Desteğinin bir adımını gördük. Daha Cuma günü 3 trilyon lira şartsız bir parayı gönderdi. Cuma günü, bu Cuma günü geldi. Bugün Çevre Bakanlığından 2 trilyon lira geldi. 2.4 milyon lira son ayda gelen parayı söylüyorum. 2.4 milyon lira Sanayi Bakanımızın ziyaretinden sonra 2.4 milyon lira para geldi. O 2.4 milyon lirayla inşallah 200'ün üzerinde kardeşimizle Buglet üretim merkezi kuruyoruz. Yani otellerdeki günübirlik tüketim için 50 milyon liralık bir pazar var. Totalde 12-13 madde, 12-13 tane altyapısı var bunun. 110 milyon lira ama biz 50 milyonluk kısmına talibiz. Onun üretimi için bütün malzeme siparişlerini, daha doğrusu makine siparişlerini verdik. İşte o 2.4 milyon onun için geldi. Bu şehrin işsiz kardeşlerimize bir taraftan istihdam sağlıyoruz, öbür taraftan ciddi bir ekonomik katkı olacak. Peşinden Çevre Bakanımız 2 milyon lira. Ahmet bugün değil mi? Ahmet bugün geldi değil mi oğlum? 2 milyon. Evet başkanım. 2 milyon lira bugün geldi. Berat Bey geldi, 3 milyon lira Cuma günü geldi. Hani buraya bakanlar geliyor ya, hiçbirisi boş gelmiyor. Her buraya gelen bakanımızdan döndükten sonra mutlaka bir katkı. Biz bunları artırıyoruz. Haftanın bir günü mutlaka Ankara'ya gidiyorum, mutlaka. Bu hafta yine çarşamba akşamı inşallah gideceğim, perşembe günü Ankara'dayız. Yani bu şehrin bize göstermiş olduğu sevgiye, teveccühe ve güvene asla ihanet etmeyeceğiz. Ve o sevginin, o teveccühün, o muhabbetin karşılığını biz de hizmet olarak inşallah şehrimizin her bir ferdine ulaştıracağız. Tekrar baştan söylediğimi tekrar söylüyorum. Ama en önemli sermayemiz, samimiyetimiz, kardeşliğimiz, bu şehrin insanlarını gördüğümüz zaman onların yüzüne tebessüm eden, onları kucaklayan halimiz, bunu devam ettireceğiz. Şu oluyor, yoğunluktan zaman zaman dostlarımızla bir araya gelmekte zorlanıyoruz. Belki ondan şikayetçi olan dostlarımız vardır. Emin olun bunların tamamı yoğunluktan. O yüzden normalde Cuma günleri yapacağımız halk gününü yarın aldık. Belki uzun süredir görüşemiyoruz diye. Ve 54 bin şehirde telefon numarasına mesaj atıyoruz. Gelin. Yani eğer birisi ben ulaşamıyorum aradığım zaman diyorsa gelsin, kapım sonuna kadar açık. Teşekkür ediyorum bir tane. Elinde yüreğine sağlık. İnşallah
Evet, diğer taraftan ödüllerimizi kazanan tarihlerimize çağırmaya devam ediyoruz. Evet, Nevşehir Belediyespor forması kazanan tarihlerimiz Abdullah Taşçıoğlu, Behiye Cehirli, Adil Mustafa Başbu, Buse Nur Alan, Eda Nur Güneş. Ödülleri de buraya alalım, ödüllerinizi almak üzere. Transferler iyi gidiyor değil mi? Bomb. Yendik mi? Karşıya hayra mı yendik? Karşıya da değil. Ne yapıyorsun? İyi oynayarak mı yendik yoksa? Yine oyuncu da böyle